Tabii ki buraya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalan'ın da selamlarını getirdik. Eğitimle ilgili olduğu için biz de buradayız. Bu aslında sadece Sarıyer Akademi ya da buradaki İzmit'teki akademi olarak değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hemen hemen tamamında eğitimle ilgili çok güzel örnekler var. Biz de diyoruz ki yeni bir hikaye yazmak lazım. Biz Adana'da kendimiz bir eğitimle ilgili hikaye yazıyoruz. İzmit'te İzmit Belediyesi, işte Sarıyer'de Sarıyer Belediyesi, İstanbul, Ankara her yerde eğitimle ilgili çok güzel örnekler var. Bizim özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde çalışan bürokratların, eğitimcilerin yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. İnşallah hep beraber iyi hikayeler yazacağız. İzmit Çınar Akademi benim yuvam gibi hissediyorum. Sarıyer Akademi'ni hiç ayırmadığım bir yer. O zaman ikincisini burada yapalım dedik. Çünkü çok talep vardı. Özellikle Karadeniz bölgesinden, bu bölgeden çok talep vardı. Biraz öğretmenlerden gelip talep doğrultusunda burayı yapmak istedik, burada yapmak istedik. İnşallah devamı biraz da Akdeniz'e doğru gideceğiz galiba. Adana, Antalya diye devam edecek diye bekliyoruz. İçinde bulunduğum projelerden en çok keyif aldığım Çınar Akademi'nin kurulma süreci ve ondan sonra öğrencilerle geçirdiğimiz ilk senemizi tamamladık geçen sene. O bir seneydi. Fırsat eşitliğini amaçladığımız bu projenin sonucunda öğrencilerimizin üniversiteyi kazanması ve bize teşekkürleri yaşamım boyunca herhalde çocuklarımın eğitiminden sonra haz aldığım en önemli projeydi. Ben bu proje için hem çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza ama projeyi kurgulayan değerli belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak için kurmuş olduğu Çınar Çocuk Evleri ve Çınar Akademi sayesinde bir fırsat eşitliği yaratarak bu kurumları açtık. Bunun yanında çocuklarımıza bu eğitimleri verirken bölgemizdeki öğretmenlerimize de bir eğitim verelim. Onların da gelişimine nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken böyle bir çalıştay fikri ortaya atıldı. Sağ olsun Sarıyer Akademi Eğitim Kurumları da bize bu konuda büyük destekleri oldu. Onlarla beraber bugün burada toplandık. Onun için herkese teşekkür ederiz. Başta başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'te çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hem Çınar Akademimizde, hem Çınar Çocuk Evlerimizde, hem eğitimle ilgili diğer kütüphanelerimizde bütün İzmit'te bir anlayışı değiştirmek hedefini tutturma aşamasındayız. Bunu yaparken de bu matematik çalıştayının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aynı zamanda bir matematik dehasıydı. Biz de İzmit Belediyesi olarak bir matematik dehasının izinde giderek bu anlamlı çalışmaları, çalıştayları gerçekleştirmeye devam edip vatandaşlarımıza vereceğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Bütün hocalarımıza ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız matematik çalıştayı gayet verimli ve başarılı geçiyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden misafirlerimiz var. Adana Büyükşehir'den, Antalya Büyükşehir'den misafirlerimiz var. Çok verimli geçtiğini düşündüğümüz bu çalıştayın devamında da başka çalıştaylarla ve başka eğitimlerle süreceğini temenni ediyoruz. Dolayısıyla katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün burada Marmara Bölgesi'nin sınıf öğretmenleri ve matematik öğretmenleriyle birlikte bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü gerçekleştiriyor bu çalıştayımızın. İki tanesi Sarıyer Akademi'de gerçekleşti İstanbul'da. Üçüncüsünü burada yapmanın gururunu yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah daha devamı var. Devamı da gerçekleşecek. Başka şu anki öngörülerimizde Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağımız bir çalıştay var. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız bir çalıştayımız var. Bu şekilde öğretmenlerimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapılması gereken ne varsa elimizden gelen onu gerçekleştireceğiz. İzmit Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam ediyoruz.